Hünkârımız şehzadeleriyle birlikte yaşı gelmiş fukara çocukların da sünnet edilmesini buyurdular. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Şehzadelerimizin sünnetinde Cihan Padişahı Sultan Süleyman Han Hazretlerinin kerimeleri Mihrimah Sultan ile Diyarbakır Beylerbeyi Rüstem Paşa nikahlanacaktır. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Şehzade Beyazıt'la Şehzade Cihangir Hazretleri sünnet olacaklardır. Hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretleri şehzadeleriyle birlikte yaşı gelmiş fukara çocukların da sünnet edilmelerini buyurmuşlardır. Ben bunu takmam. Çocuk muyum ben? Şehzadem, olmaz. Usuller icabı takmanız lazım. Vallahi pek yakıştı maşallah. Şehzadem. Bayazıt, kıyafetin çok yakışmış. Selim. Şehzadem, maazallah. Selim abi, canım sakızı yiyecek mi? Hem de nasıl? Şehzadem, merak buyurmayınız. Bilhassa ben yanınızda olacağım. Haydi şehzadem buyursunlar, rahat etsin cismi can. Şehzadem. Haydi. Mihrimah, ay parçam benim. Bu ne güzellik böyle, gözlerim kamaştı. Dikkat etsene biraz. Bu nasıl iş görmek? Bağışlayın sultanım. İşini bitir çabuk. Mihrimah, hazırlıklar seni epey yordu. Lakin artık bitti, bugün son. Müsaade et, kıyafetin lakayla tamam etsinler. Düğünde öyle güzel olacaksın ki. Dünya durdukça herkes seni konuşacak. Bu düğün değil valide. Cenaze merasimi. Bu kıyafette ancak kefenim olur. Hacı Cavcav, kafamı attırma. Vallahi tepelerim. Ya havucun neresi kırmızı minare? Bilmece bu. Bak sana bir tane daha sorayım. Bak cevabı acayip bir bilmece sorarsan tepelerim vallahi. Hayır, hayır. Bunu bileceksin. Bunu ben de biliyorum. Bir küçük turşucuk içi dolu... Birazdan hekimbaşı gelecek. Bakalım yine böyle gülebilecek misin? Beni kendine karıştırma Selim. Ben senin gibi korkak değilim. Şenlikler başladı sultanım. Payitahtın dört bir yanında sofralar kuruldu. Külliyenizdeki aş evinde de 15 gün boyunca yoksullara yemek dağıtılacak. Sinan Ağa'ya mükafatımı gönderdiniz, öyle değil mi? Söz verdiği gibi külleyimi düğüne yetiştirdi. Merak buyurmayın sultanım. Sümbül Ağa bizzat teslim etti. Âlâ. İhtiyaç sahibi kadınların ve çocukların da tespit edilmesini istemiştim. Bilhassa kadınlar ve çocuklar için harcamalar yapıldı. Kalacak yer, yiyecek aş ve giyecek kıyafet temin edildi. Sultanım, herkes size dua ediyor. Allah kabul etsin. Afife Hatun, amin. Amin. Hoş geldiniz sultan. Hoş bulduk Hürrem. Yeğenlerim nasıl? Afiyetteler inşallah. Gördüğünüz gibi keyifleri yerinde. Sultanım hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok sevindim. Gelirim elbet. Zira onlar benim canımdan. Benim kanımdan. Mahidevran. Seni tekrardan görmek ne hoş. Uzun zaman oldu. Duyan da beni özlediğini sanacak. Bunlar siz biliyor musunuz? Anlamadım. Söyleyin, aramıza kalır. Kimse duymaz. Fısıltıyla söyleyin canım. Hadi bakalım, benim soracağım bilmeceyi de bil de görelim. Sor bakalım. Han kapısından sığmaz, fındık kabuğuna sığar, kan kırmızı süt beyaz. Aradan onca yıl geçti ama bazı şeyler hiç değişmiyor, öyle değil mi? Değişmeyen sensin Hürrem. Seni gördüğüm ilk gün ruhumda bir ateş yanıyordu. Hala sönmemiş. Bir ejderha gibi etrafında ne varsa yakıp yıkıyorsun. Sonunda kendi evladına geldi sıra. Mihrimah'a da kıydım. Anneliği senden öğrenecek değilim Mahidevran. Malum 5 evladım var. Ve ne yapıyorsam onların selameti ve saadeti için. Mani olmak için onca zahmete girdiğimize göre doğru karar vermişim. Ne saadeti? Mihrimah'ın acılar içinde olduğunu söylüyorlar. Eğer büyük acıların önüne geçmek istiyorsan daha azına razı geleceksin. Sultanım. Gel Fahriye. Sünnet merasimi için hazırız sultanım. Hünkârımıza haber yollandı. Âlâ. Şehzadelerimi yataklarına alın. Onu hatırladın öyle değil mi? Bir vakitle senin hizmetindeydi. Doğrusu iyi yetiştirmişsin. Sayende salih bir neferim oldu. Mihrimah. Seni merak ettim. Zira çok kötü olduğunu söylediler. Gördüğün gibi gayet iyiyim. Ben sana ne gördüğümü söyleyeyim. Aşk acısıyla küle dönmüş bir kalp. Canın yanıyor öyle değil mi? Biraz daha konuşursan senin canı yanacak. İnan bana, seni üzmek için söylemedim. Belki de hayırlısı budur. İnşallah Rüstem Paşa ile mesut olursun. Amin. Allah'ın izniyle mesut olacağız. Zira bu izdivacı ben istedim. Başta karşı çıktım. Lakin biraz düşününce neden olmasın dedim. Rüstem Paşa çok güçlü, istikbali parlak bir paşa. Bana olan aşkı ve hürmeti de malum. Bu yüzden içim rahat. Halkoçoğlu'nu unuttun, öyle mi? O bir rüzgardı. Çocukluğumdan kalma saf yani bir alakaydı. Geldi geçti. Şimdi müsaade edersen akşam için hazırlanmam lazım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Beyazıt, aslanım iyi misin? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Cihangir'im. Bana hiç korkmadığını söylediler. Aslan parçası hiçbir şeyden korkmaz. Mustafa abi, sen de benim yanımda olursan hiç korkma. Sultanlarım, vakit geldi, hekim gelmek üzeredir. Buyurun, dışarıya çıkalım. Unutmayın ki bugün burada gösterdiğiniz cesaret ileride er meydanında nasıl yiğit birer şehzade olacağınızın habercisi olacak. Hekimbaşı. Ya çekilsen önümden. Allah Allah. Sen de çabuk doğruş soğanları. Vallahi yetişmezse seni koyarım tepsiye. Şeker ağa. Hünkârımızın yemeği hazır mı? Bitmek üzere ağam. Ya bu çeşnigir başı nerede kaldı? Çağırın şunu biriniz. Hadi. Allah'tan büyük mutfaktan yardım istedim. Koskoca sarayı doyurdular. Sen daha bir hünkârımız yemeğini hazır edemedin be Adem. Mutancana hazır. Badem çorbası hazır. Helva... Helva nerede kaldı? Hey! Getirin şu tepsileri çabuk. Getir getirin. Koy. Vallahi onca hastalıktan, beladan, şerden sonra düğün iyi oldu. Çok şükür bolluk bereket içinde, sırtımız pek. Allah hünkârımızı ve Hürrem Sultanımızı başımızdan eksik etmesin ya Rabbi. Amin, amin. De, benim payım ne oldu ağam? Hiç lafını etmiyorsun maşallah. Şşş. Mercan'ın gözü üstümde, açığımı arıyor Cel'ud. Hele bir ortalık sakinlesin, üleşiriz. Haydi yallah. Gel. Sultanım. Sizi bekliyorlar sultanım. Vaziyet nedir? Hazırız Afife Hatun. Çok güzel oldunuz sultanım. Rabbim nazarlardan, kem gözlerden sakınsın sizi. Afife Hatun. Herkes sizi bekliyor. Gitmemiz lazım. Sultanım. Siz hazır olmadan çıkmayacağız bu odadan. Siz dışarıda bekleyin. Hadi durmayın öyle. Çıkın dışarı. Afife Hatun. Herkes çıksın. Sultanım, tutmayın kendinizi. Bırakın dökülsün gözünüzden yaşlar. Kalbinizi yakıp kavuran acıya yer etmeyin. Gözyaşlarınızla söküp atın onu. Afife Hatun, ben nasıl dayanacağım buna? Allah'ın yazısını silmeye. Kimin kuvveti yetmiş bugüne kadar. Şu Cihan'a sultan olsanız da fayda etmiyor işte. Kaderimiz neyse onu yaşarız. Bu nasıl bir kader? Ben ne yaptım? Suçum ne? Günahım ne? Sultanım, zinhar isyan etmeyin. Tevekkül içinde kabul edip razı gelirseniz... Rabbim size gül bahçelerinin kapısını açacaktır. Ancak kabul etmez ve isyan ederseniz... huzur bulmanız mümkün değil. Ben sizi kapının önünde bekleyeceğim. Hazır olduğunuz vakit haber verirsiniz. Afife Hatun. Bekle. Destur! Mihrimah Sultan Hazretleri! Hayırlı, uğurlu olsun sultanım. Bu güzel yüzünüz gam, keder görmesin. Sultanım, bu düğün hayırlara vesile olur inşallah. Allah size ve evlatlarınıza uzun ömürler nasip eylesin. Amin Zeynep Hanım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Şeref duyarım sultanım. Sayenizde fakir fukaranın yüzü güldü. Allah'ım ne günlere kaldık. Gören de valide sultan sanır. Bizim yüzümüzden Mahidevran. Senin ve benim. Öyle değil mi Cavaba? Sen de mani olamadın. Yılan öyle büyüdü ki... haremde hiç kimseye yer kalmadı. Sakın beni suçlamaya kalkma. Doğru. Sen istediğini aldın. Artık benim yerimdesin. Lakin orası sandığın kadar emniyetli değil. Lütfü Paşa'ya söyle sakın uyumasın. Zira bir gece dilsiz cellatlar gelebilir. Ben gücümü kullarımdan değil, kanımdan alırım Hatice. Sultanım, bunları konuşmanın bize bir faydası yok. Henüz kaybetmiş değiliz. Divan elimizde. Haremi de ele geçirmenin mutlaka bir yolu vardır. Mihrimah Sultan Hazretleri. Mihrimah. Benim güzeller güzeli sultanım. Bülbül olsam gül dalında salınsam, duman olsam da başında savrulsam, kemer olsam yar beline sarılsam. aman. Ağlaya ağlaya yar dilime. Vicdan bu Gülfem. Bir anne kızına nasıl reva görür bunu? O ilk defa almıyor ki Hatice. Hangimizin seçme hakkı vardı? Rahmetli Hünkâr babamız, rahmetli Valide Sultanımız kimi istedilerse onlarla evlendirildik. Siyahta sülüf, pembe yanak, ah üstüne ben doldum. Verin benim tamburamı, çalayım, çalayım da garip garip ağlayayım. Mendilin ver gözyaşımı sileyim. Aman ağlaya ağlaya yar yüreğime kan doldu. Siyahta sülüf, pembe yanak, ah üstüne ben doldum. Destur! Mihrimah'ım, benim gülen yüzüm. Sureti hüsnün acayip yarattı Rabbil Alemin. Barekallah. Bu ne hüsn olur hezaran aferin. Şevki ruh sarı güle, alem ta ebed ta bendedir. Gün yüzüne karşı meh bir bende, gün efkendedir. Revnak-ı ruhunla alem ne bahar olmuştur. Barekallah. Bu ne hüsn olur, hezaran aferin. Hayrola Bâli Bey, nedir canını sıkan böyle? Biraz hava almak istedim sadece. Eğer rahatsızlığının sebebi bu izdivaçsa, senin için yapabileceğim bir şey yok. Bundan böyle ben de senin kadar yakın olacağım hünkârımıza. Buna alışsan iyi edersin. Aksi halde bir Akıncı Bey olarak ait olduğun topraklara dönersin. Hünkârımızın arzu üzerine buradayım. Kendileri istemedikleri müddetçe beni buradan hiçbir kuvvet uzaklaştıramaz. Allahu Teala'nın emri, Peygamber Efendimizin kavli, ulemanın içtihadı ve hazır bulunan şahitlerin de şehadetiyle vekili bulunduğun Sultan Süleyman Han Hazretlerinin kerimeleri Mihrimah Sultan'ı 100.000 altın mihri müeccel ve aralarında kararlaştırılmış olan mihri muaccelle talibi olan Abdurrahmanoğlu Rüstem Paşa'ya vekaletin hasebiyle zevceliğe verdin mi? Verdim. Zevceliğe verdin mi? Verdim. Zevceliğe verdin mi? Verdim. Allahu Teala'nın emri, Peygamber Efendimizin kavli, ulemanın içtihadı ve şahitlerin de şehadetiyle vekili bulunduğun Abdurrahmanoğlu Rüstem Paşa'ya Sultan Süleyman Han Hazretlerinin kerimeleri Mihrimah Sultan'ı aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Ben de şahitlerin şehadetiyle bu nikah akdini tasdik ediyorum. Ben Mihrimah, Cihan Padişahı Sultan Süleyman Han'dan olma, Hürrem Sultan'dan doğma, asaletini ve gücünü babasının kanından, cüretini ve zekasını annesinin sütünden alan, güneşin ve ayın sultanı Mihrimah. Ben Mihrimah, 1522 senesinde doğdum. O gün bu saraya huzur değil, aksine hüzün verdim. Bilhassa annem Hürrem Sultan'a. Zira bir şehzade değildim. Nur topu gibi bir kız doğurdum. Haremin kaideleri katidir. Şehzaden yoksa hükmün de yoktur. Kimse ciddiye almaz seni. Haremin duvarları arasında solup gidersin. Ama şehzaden varsa, üstelik rakiplerinden daha fazlaysa, işte o zaman sırtın yere gelmez. Gücün ve iktidarın ortağı olursun. Bu yüzden hiç kızmadım anneme. Onu anlıyorum. Şimdi olduğu gibi. Ben Mihrimah. Her istediğini alan, her dediği, her emrettiği yapılan, cihanın gelmiş geçmiş en güçlü sultanı Mihrimah. Ben Mihrimah. Bir başkasıyla hayal ettiğim bu muhteşem düğün benim cenaze merasimim oldu. İncilerle, elmaslarla süslenmiş olan kıyafetim ise kefenim. 17 yaşımda Rüstem Paşa ile evlendirdiler beni. Annem, kardeşlerimin istikbali için buna mecbur olduğumu söyledi. Ne tuhaf. Yıllar önce bir şehzade olarak doğmadığım için üzülmüştüm. Şimdi ise şehzadelerini korumak için bana ihtiyacı var. Sultanım. Ben uzun zamandır bu anı bekledim. Bu anı hayal ettim. Bir insanın zihninin tasavvur edebileceği bundan daha büyük bir hayal olamaz. Rabbime şükürler olsun ki beni hayalime kavuşturdu. Bana dediklerinizi hatırlıyor musunuz? Boşuna heveslenme paşam. Seninle asla evlenmem. O gün bile vazgeçmedim hayalimden. Zinhar şüphe etmedim. Çünkü size karşı hislerimi bilmiyordunuz. Lakin bugün öğreneceksiniz. Bu zehir sultanım. Oldukça kuvvetli. Birkaç damlasını içmek kafi. Kalbi patlatıyor. Ağzınıza kan doluyor. Kendi kanınızla boğuluyorsunuz. Sizin için canımı vermeye razıyım sultanım. Ne makam, ne mal, ne mülk, hiçbir şey umurumda değil. Siz isteyin kafi. Hemen burada kıyarım canım. Ben Mihrimah, Sultan Süleyman Han'ın ve Hürrem Sultan'ın yegane kızları. Aşkı ve masumiyeti genç yaşında kaybetmiş. Bir günde 1000 yıl yaşlanmış Mihrimah. Ben Mihrimah. Bundan böyle beni hiçbir ateş yakamaz. Zira artık ben ateşin ta kendisiyim. Senin adın Ayşe.